şu anda esnafların aldığı kredi faizleri oldukça yüksek, yükseltildi. Bu konuda bir çalışma yaptığınızı duyduk. Ne yapabildiniz ve ne bekliyorsunuz? Hocam şimdi esnaf ve sanatkarlarımızın Halk Bankası'ndan kullanmış olduğu kredi faiz oranının artış olmuştur. Tabii esnaf iş yerini yenilemek istiyor. Tabii kredi alıyor mu? Neyi alıyor? Krediyi iş yerini yenilemek, teknolojiye ayak uydurabilmek, bu ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek için esnaf kredi kapattığına gidiyor. Ben diyor iş yerini yenileceğim diyor. Faiz alıyor. Kredi alıyor. Bu kredi faiz oranı belli değil. Tabii şimdi bu faiz kredi oranlarında bir yükselme oldu, 10 puan yükselme oldu. Tabi bu esnafımızı etkiledi bu. Belini büktü hocam. Yani bu yapılmaz. Esnaf sanatkarımıza 1998'de de olmuştu bu olay. Şimdi oldu. Bu haksızlıktır. Bundan devletimize acilen bu yanlışlıktan geri çekilmesini istiyoruz hocam. Biz devletimizden de geri çekmek için destek istiyoruz. Bundan başka biz gönderdik yazımızı. Size de yazımızı da göndereyim. Bunu ben sizinle paylaştım zaten bunu. Evet. Ne zaman yazılmış bu yazı? 17'ye 5'te yazılmış hocam. Siz de gördünüz bu yazı. Evet. Yani biz esnafımıza karşı, esnafım sanatkarımızın nasıl elleri kirli olsa da yüreği temiz esnafı sanatkarımız biz yanındayız hocam. Her zaman ne yapacağımızı çok iyi bilen, biliyorsa, yönetim biliyor, başkan yardımcısı biliyor, ben biliyorum. Biz esnafçıdan geldik. 34 yıldan beri bu işi yapıyor. Ama sosyal medyada bazı bilip bilmeden yanlış yazılar yazıyorlar hocam. Esnaf ve sanatkarlarımıza bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiç kandırmaya yok. Esnaf sanatkar her şeyi biliyor. Bunu da sizden aradığına duyurmak istiyorum hocam. Bu ekonomik krizin sebebi benim esnaf ve sanatkarım mı yani? Değil. Öyle bir şey yok ki. Esnaf sanatkarlar akşama kadar çalışıyor. Çalışıyor, evine ekmek götürüyor, ona da engel olur. Teknoloji yapmasınlar o zaman, öyle şey olur mu ya? Evet. Faiz onu belirleyeceksin, sonra yükselteceksin. Bu yanlış bir şey hocam, bundan geri çekilmez istiyoruz esnafımızın. Evet. Devletimizin yani, esnafımızın namına, evet. Lehine. Önemli bir toplantıydı, esnafları ilgilendiren bir toplantı. Nedir efendim, konusu, hocam, nelerle kuruyorsunuz? Ben sanayide bazı esnaf gezerine çıktığımda bana ilk sorulan soru şu. Sanayi buradan taşınacak mı? Sanayi ne zaman gidiyor? Hatta sizler de biliyorsunuz, evet. Bu sanayiyle ilgili biz Muğla Üniversitesi'yle beraber bir çalışma yaptık. Orada bu çalışmanın içinde sanayinin, ikinci sanayinin, bu sanayi kalkmasın, dursun burada. Çünkü evet, mülkiyet aynen. Burada şahısların zaten, kalma şansı yok. İkinci bir sanayi için alternatif yollar aradık. Muğla Üniversitesi çalışma yaptık. Sizlerle burada, hatta Yelda Hanım'ın dosyalarını evet, buldum, size şahitsiniz bunu. Tabii bunların içinde ben burada doğru bir sanayi açılsın, bu sanayi açılsın ama açılsın diyoruz ama bunun yerini tespit edeceksin hocam. Biz yerini çalışma, Muğla Üniversitesi çalışmalarımızda Yakacık mevkii, bir de bu motocross yapılan Don't'la Çırpı mevkiinin ortasında bir yer. Hem Fethiye hem Kemer gibi bir yer. Biz de Osman Başkan telefon açtı bana, Mehmet dedi. Bu bir böyle bir şey sanayi için biz de hep beraber yapabiliriz. Evet abi, ben de işin içinde Fethiye için yapılacak her şeyde varım hocam. Hı. Bir kere. Ben hemen Fethiye Ticaret Odası'yla birlikte. Tabii. Şimdi bir de biz belediyeleriyiz. Şimdi artık üçgeni tam kurulmuş hocam. Belediye, ticaret odası, esnaf odası. Yani bu çok güzel bir şey burada. Birlik beraberlik yapalım. Ben hatta evvelsi gün Sanayi Ticaret İl Müdürümüzü aradım. Gülşah Hanım dedim ya. Bu küçük kooperatif kursa, küçük sanayi başkanı dedi. Bu Muğla'da iki tane kooperatif vardı. Yatağında bir tane kooperatif vardı. Siz de kurabilirsiniz dedi. 7 kişiyle kurucu ortaklık, kooperatif ortaklık yapabilirsiniz. Tamam, yaptıktan sonra dedi. Tamam, bunları biz önce kuralım bu girişim. Dün Osman Başkanı'nda konuştuk biz burada. Esnaf'taki, sanayideki esnaftan bütün bilgilendirdik. Aşağı yukarı epey bir katılım oldu burada. Şimdiden başladık hocam. Hatta Süleyman Uysal var. Bizim bu kooperatif başında olacak. Buradan, çünkü bu biliyorsun 2000 kişi olduktan sonra 3000 kişi ne kadar fazla olursak, ne kadar çok insan olursa o kadar bir destek. Tabii bunu biz biliyoruz, bunu siyasi ayağında olacak tabii ki. Evet. Siyasi ayağında biz hep beraber Fethiye olarak yığılacağız. Bu işi çözeceğiz. Bu sağda solda bütün illerde, bazı illerde, her yerde hazinenin yeri var. Hazinenin yeri olsa, belediyenin olsa alalım tabii. Evet. Ormanlarını içeceğiz bu yeri ya. Orman biliyoruz, sağlığa veriyor, eğitime veriyor. Ama
öyle bir şey yok. Yani bize de orada bir destek olan bir şey var. Fethiye sahipsiz sonra. Biz de hep beraber imece yapacağız. Gideceğiz Ankara'ya, yatacağız abi. Esnafımız için, sanatkarımız için burada ne kurulacaksa. Sanayi mi kurulacak, ikinci sanayi mi kurulacak? Yani bütün arkadaşların gönlünü her zaman yük yağı arttı hocam. Bu sıkıntılar biliyoruz biz esnafımızı. Onun için gelin çalışmalar yapıyoruz hocam. Hiç merak etmeyin.